Hazreti Ali Aleyhisselam insanların bilgiye olan tutumlarına göre insanları dört sınıfa ayırıyor. Diyor ki Er-ricalu arba'a. İnsanlar dört sınıftır. Birinci sınıf. Raculun yedri ve yedri ennehu yedri fezâke âlimun fes'elûh. Birinci grup bilen gruptur. Ancak bu bilen insanlar bildiklerinin farkındadır. Yani alimdirler. Onlardan sorunuz. Onlardan ilim alınız. Onları el üstünde tutunuz. Onları toplumda olması gereken konumlara yerleştiriniz. Onları toplumda en üst mertebelere alınız. Gelecek kuşaklara onları rehber, model ve lider olarak gösteriniz. İnsanlar dizilerde, filmlerde veya farklı ortamlarda bu alim insanları konuşsunlar ve alim insanların ilminden nasıl istifade edeceklerini konuşsunlar. O alim insanlar her durum ve koşulda insanları eğitmek için, insanları belirli bir mertebeye getirebilmek için çaba gösteren insanlardır. Bir toplumun değeri aslında alim insanlarının sayısınca, alim insanlarının toplumdaki değerleri hususunca belirli bir şekilde ölçülebilir. Dolayısıyla alim insanlar toplumda en üst mertebede olması gereken insanlardır. İkinci grup diyor Hazreti Ali Aleyhisselam. Raculun la yedri ve yedri ennehu la yedri fezâke müsterşidun ferşiduh. İkinci grupta ise kişi bilmiyordur ancak bilmediğinin farkındadır. Bilmediğini biliyordur. O bilmediğini bilen insan kendisini geliştirme çabası içerisindedir. Ve toplumda böyle birçok insanımız var çok şükür. O insanların kendilerini geliştirebilecekleri, eğitimlerini tamamlayabilecekleri ortamları bizim hazırlamamız gereklidir. O insanların kendilerini geliştirebilmeleri adına bizim onlara eğitim verebilecek kurumlarımızı tam donanımlı hale getirebilmemiz gereklidir. Bir insanın bir şeyi bilmiyor olması ayıp değildir. Bazen insanlar bilmiyorum dediklerinde cahil insanlar tarafından ayıplanmaktadırlar. Lakin Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor, diyor ki ilmin yarısı la edri, yani bilmiyorum kelimesindedir. Bir insanın bir şeyi bilmemesi ayıp değildir. Ancak bilmediğinin farkında olup öğrenmeye çalışmaması ayıptır. Bu da ikinci gruptu. Yani bilmediğini bilen grup. Üçüncü grup diyor Hazreti Ali. Raculun yedri ve la yedri ennehu yedri fezâke naimun feenbihuh. Üçüncü grup biliyordur ancak bildiğini bilmiyordur. Bunlar uykudadır, onları uyandırın. Bakın günümüzde bunlarla ilgili örnek vermek istiyorum. Bizim birçok alanda üniversite mezunu gençlerimiz var, insanlarımız var. Yani kendilerini belirli alanlarda geliştirmişler. Mühendisimiz var, mimarımız var, efendim öğretmenimiz var. Birçok alanda üniversite mezunu insanlarımız var. Ancak bu üniversite mezunu arkadaşlarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız kendi mesleklerini icra etmemektedirler. Maalesef günlük hayatta geçimlerini farklı alanlarda kazanmak durumunda kalmışlardır. İşte bizim bu insanların kendi bilgi, beceri, tecrübe ya da hayatlarını belirli alanda kendilerini geliştirmek için çaba sarf ettikleri alanda bilgi ve becerilerini toplumda kullanabilir hale getirmemiz lazım. Onların kendi tecrübelerini başkalarına aktarabilmelerini sağlamamız lazım. Dördüncü grup ise en tehlikeli grup, en sıkıntılı grup. Hazreti Ali buyuruyor, diyor ki Raculun la yedri ve la yedri ennehu la yedri fezâke cahilun ferfuduh. Bu dördüncü grup bilmiyordur, bilmediğini de bilmiyordur. Bunlar cahildir, ondan uzak durun, onu terk edin. Çünkü cahil insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bilmediğini bilmiyordur. Ancak bilmediğini bilmediği için toplumda bilen insan gibi davranmaktadır. Her konuda görüş sahibidir. İnsanlara örnek veriyorum, ekonomi alanında tavsiyede bulunur, tıp alanında hiçbir eğitim almamasına rağmen tıbbi tavsiyelerde bulunur, politikada en alim insandır, başkalarının konuşmasına müsaade etmez, her konuda bilgi sahibidir, siyasette onun bilgisinin en doğru olduğunu düşünür, sporda onun bilgisinin en doğru olduğunu düşünür, hiçbir yerde sen onu susturamazsın, sürekli konuşur, ancak bir şeyde bildiği yoktur. İşte o cahil insan terk edilmesi gereken insandır. Yahut da onun bilmediğini biliyor konumuna erişebilmesi için ona yol gösterilmesi gereklidir. Çünkü bilmediğini bilmeyen insan kadar toplumda tehlikeli bir grup yoktur. Bu sebeple bizim
toplumda cahil insanlarla olan irtibatımızın onların bilgisizliğinin farkına varabilecek bir noktaya getirilmesi lazımdır. Bu da nasıl olur? Alimler vasıtasıyla olur, ilim talep edenler vasıtasıyla olur. Bilen ancak bildiği doğrultuda yaşamayan insanların bilgilerini kullanabilmeleri gereken konuma gelmeleri ile olur. Aksi takdirde toplum cahillere kalacaktır. Bak bir gün kadının bir tanesi kendisine gelen davaları sürekli işte barış haline getirmesiyle meşhurdur. Sürekli sen yanına gelenleri barıştırıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Kadı da diyor ki genelde benim yanıma gelenler içerisinde cahil bir grup oluyor, bir de akıllı bir grup oluyor. Ben akıllı insanların olduğu gruptan biraz akıl alıp cahile veriyorum. Aralarını düzeltip gönderiyorum. Ya diyorlar eğer gelen her iki grupta cahil olursa aralarını nasıl düzeltiyorsun? O zaman da diyor ki birinci grup cahil, ikinci grup cahil ancak ben akıllıyım. Kendi aklımdan onlara dağıtıyorum. Onların aralarını bulup gönderiyorum. O zaman diyorlar ki birinci grup akıllı, ikinci grup akıllı olursa aralarını nasıl düzeltiyorsun? Kadı tebessüm eder. Der ki her iki grupta eğer akıllıysa benim yanımda ne işleri var? Akıllı insanın akıllı insanla bir derdi sıkıntısı yok ki. Bizim sıkıntımız, bizim problemimiz cahillerle. Bizim sıkıntımız ve problemimiz cahil insanların kendilerini alim görmesiyle ve toplumda maalesef alimlerin görmesi gereken değeri cahillerin görmesiyle bizim en büyük sıkıntımız. Bizim en büyük sıkıntımız cahillerin belirli makamlara, mertebelere, rütbelere gelmesiyle. Bizim en büyük sıkıntımız cahillerin toplumda değer görmesiyle. Biz ne zaman ki alimlere hak ettikleri değeri verirsek, alimlerle ilgili biz liyakatli olursak, bilgi sahipleri alanında uzman olan insanları kendi alanlarında ulaşmaları gereken hak ettikleri konuma getirirsek, işte o zaman cahiller de kendi makamlarının farkına varacak ve belki de bilmediklerini anlayacak ve bilmedikleri hususta kendilerini geliştirmeye çalışacaklardır.